Ve karşınızda 1920'ler, muhteşem 20'ler, kıyafetleriyle, modasıyla, dekorasyonuyla hepsine göz atacağız. 1920'lerde insanların kılık kıyafetlerinde köklü değişimlerin yaşandığı, kıyafet ve saç boylarının kısaldığı, insanların özgürleştiği, modern topluma geçiş yaptığı, ilk güzellik yarışmalarının yapıldığı, caz müziğinin dünyayı kasıp kavurduğu zarif ve modern 20'ler. Gelin birlikte 1920'lerde günlük hayata bir göz atalım. Değişimlerin yaşandığı çok önemli yıllar sayılır. Avrupa'nın toplumsal ve fikirsel oluşumuna erişmeyi hedef olarak gören bir yaklaşım sürecine girilmiştir. Modern toplum varılmak istenen hedeftir. Cumhuriyet dönemi reformları ile Türkler saatlerini batıya göre ayarlayacak, giysilerinden şalvar, fes ve sarığı bırakacak, çok görünmemekle birlikte çok eşlilikten vazgeçecek, gündelik yaşamdan düşünce tarzına kadar bazı alışkanlıkları değişecekti. Bunun yanında Cumhuriyet kadınları çarşafı ve mahrem alanı terk ederek moda, eğlence ve hayat tarzlarıyla yeni bir uygarlık alanına girecektir. Değişen dünya şartlarında kendine yer edinmeye çalışacaklardır. 1920'lerde gündelik yaşam. Özellikle Batı kültürünü Osmanlı'ya sokma noktasında önemli bir misyon üstlenen Pera'da kafe ve birahanelerinin müşterilerinin çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Balolar, eğlence geceleri, karnavallar düzenleniyordu. Alaturka ile Alafranga her geçen gün biraz daha birbirine yaklaşmakta, Batı'da görülen takvim, saat, yazı, kıyafet, hayat tarzı ve gündelik kullanılan eşyaya kadar birçok şey, Cumhuriyet inkılaplarından çok önce Osmanlı'nın bu bölgesinde kendini göstermeye başlamıştı. Batılı hayat tarzının bu bölgede etkin bir şekilde yaşanmasında azınlık Rum, Yahudi ve Levantenlerin yanı sıra zengin bir yaşam tarzının önemli bir etken olduğu gözden kaçmamalıdır. Meşrutiyetin getirdiği serbestlik içerisinde kadınların varlığı belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Tabii ki asıl değişim ve yenilikler Cumhuriyet'le birlikte görülecekti. Batılılaşma her alanda olduğu gibi yeme içme alanında da yeni alışkanlıklar yarattı. En başta yeme biçimi değişti. Taşınabilir sini yerine sabit yemek masası ve sandalye, ayrıca çatal, bıçak bu yemek yeme biçimini öğrenip evinde uygulayan aileler dışında Pera'nın modern lokantaları da toplumsal bir model oluşturmuşlardı. Güzellik yarışmaları. 1929'daki Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasının kraliçesi Feriha Tevfik olmuştu. Güzellik anlayışı izafi ve kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir kavramdı. Dönemin gazetelerinde seçilen güzeller yer yer beğenilmeyip tenkit edilmiştir. Osmanlı toplumunda vücut ölçülerinden ziyade en çok görülen yerler önemliydi. Günümüzde de çoğu zaman öyle değil mi? O da kaş göz, gerisi söz diye ifade edilirdi. Azıcık tombulluk için iki dirhem et bin ayıp örter diye atasözü haline geçmiş ifadeler kullanılırdı. Fakat her şeyin değiştiği gibi güzellik kavramı da değişecek, incelik ve bronzluk güzellik yarışmalarında tercih edilir hale gelecekti. 1930 yılında ise aynı gazetenin güzeli Mübeccel Namık Hanım'dır. Feriha Tevfik ise Amerika'ya Dünya Güzellik Müsabakası'na gider. Mübeccel Hanım ise giyecek elbisesi olmadığı için Amerika'ya gidemediği gazetelere haber olur. Değişen toplumda yalnızca fiziki güzellik değil, ses güzellik yarışmaları da yapılır hale gelmişti. Cumhuriyet Gazetesi'nin tertip ettiği yarışmada ses kraliçesi Hudadat Şakir Hanım seçilmişti.
Güzellik yarışmalarına olan bu ilgi yakın bir zaman sonra Keriman Halis'in Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmesiyle doğruğa çıkmıştı. Böylelikle Türk kadının güzelliği tüm dünyaya duyuruldu. 1920'lerde moda. 1920'lerde Charleston, Amerika'yı kasıp kavuran dans çılgınlıklarının ilki oldu. Böylesine hareketli bir dansı edebilmek için hareket serbestisini sağlamak üzere elbiselerin boyu kısa olmak zorundaydı. Uçarı kızlar, flappers olarak bilinen genç kızlar saçlarını kısa kesmeye ve genellikle çan biçimli şapkalar veya bereler takmaya başladılar. Tasarımcı Coco Chanel, kadınların yeni kazandıkları güven duygusuyla bir arada giden bir görünüm yarattı. Erkeklerin kıyafetinden uyarlayarak sıklıkla frapan bir kostüm takısıyla giyilen düz göğüslü, oğlansı bir silüet geliştirdi. Ama bu her şeyden önce rahatlık ve tarz için ve gençliği yansıtmak için tasarlanmıştı. Caz çağı, popüler eğlence halkın zevkini de etkiledi. New Orleans'ta gelişen caz artık ana popüler müzik akımıydı. Chicago'da swing'in gelişmesiyle yazılı orkestrasyonla çalışan büyük topluluklar vardı. Benny Goodman, Count Basie, Artie Shaw ve Glenn Miller dönemin önde gelen müzisyenleriydi. 1932'de açılan New York'taki Radio City Music Hall'ün İçi bir caz motifi kullanılarak Donald Deskey tarafından deko art tarzında tasarlandı. Benzer caz örüntüleri kumaşlarda, duvar kağıtlarında ve seramiklerde de yinelendi. 1918-1929 yılları arasındaki dönem caz çağı yani caz age diye adlandırılırken o dönem caz bir müzik türü olmaktan çok daha fazlası olmuştur. Birinci Dünya Savaşlarından yorgun çıkan bir toplum için kaçış olan bu dönem, toplumun savaş öncesine kıyasla daha kural dışı bir dönemini anlatmaktadır. Caz çağı yani 1920'ler enflasyonun arttığı, Avrupa'da üretimin düştüğü ve alt tabakanın zarar gördüğü, radikal milliyetçi akımların ortaya çıktığı bir dönemken, aynı zamanda medya kuruluşlarının çoğaldığı, ve eğlence sektörünün yoğun ilgi gördüğü bir dönemdir. Burada büyük bir parantez açalım. Zenci ve beyaz eşitsizliği için mücadele edilirken cazın benimsenmesi kolay olmamıştır. Modern çağın başladığı merkezler olan Paris, New York, Berlin gibi eğlencenin kalbi kentlerde sanatın her türlüsü ilgi görmeye başlamıştır. ''1920'lerin dekorasyonu, Art Deco'' Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da öncelikle mimaride kendini gösteren bu akım, daha sonra genel mekan kurgusuna, grafik tasarıma, modaya kadar yansımıştır. Adını 1925 senesinde yapılan Uluslararası Modern Dekoratif ve Sınai Sanatlar sergisinden almıştır. Eklektik bir tarzdır. Geleneksel motifler ile sanayinin gücü birleşmiştir. Tamamen simetrik kurgu hakimdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında kendini göstermiş, daha sonra dönem etkisini yitirmiştir. Bu yapılara hepimiz aşinayız. Hepimizin bir şekilde görmüşlüğü vardır. Bu yapılar ve daha niceleri Art Deco stilinin temsilcilerindendir. Türkiye'de de çoğu yapıda bu stilin etkisini görebilirsiniz. Biraz da zamanın iç mekan örneklerine bakalım. Renklere dikkat ederseniz siyah, beyaz, altın, yeşil, metal detaylar ve katı simetri hakim. Evet, Art Deco'yu yaşam alanınıza şu an uyarlamak istiyorsanız yine bu renkleri kullanmalısınız. Kanarya sarısı, zümrüt yeşili, tavus kuşu mavisi, parlak kırmızı, kraliyet moru gibi enerjik ve net renkler zamanın enerjisini yansıtır ve tercih edilirdi. Gümüş,
altın, metalik gri ve yakın tonlar mekanın genelinde ya da sadece detaylarda tercih edilirdi. Siyah ve beyaz çok sıklıkla kullanılırdı. Doğal renkler olan krem, bej, kahve tonlarını da görebilirsiniz. Bu renkleri o dönemin öncü ressamlarından olan Tamara de Lempicka'nın tablolarında da yakalamak mümkün. Özetle mekanınızda katı geometrik desenleri bahsettiğimiz renkler ile kombine etmeli ve sanayi çağına vurgu yapmak için metal detaylar ile zenginleştirmelisiniz. Tam 20'lerin havasını estirmenize gerek yok. Daha sade, modernize edilmiş aksesuarlar ve belki sadece bir duvar kağıdıyla atıfta bulunabilirsiniz. Caz müziğinin ve Charleston dansının dünyayı kasıp kavurduğu, savaş buhranından çıkan insanların daha rahat ve kural dışı yaşam tarzı belirlediği, tabuların yıkıldığı, eğlence sektörünün altın çağı olan 20'ler hala büyük ilgi görüyor ve tarz olarak benimseniyor. Charleston stilinde daha çok antik, klasik ve modern tarz eğlenceli ve şaşırtıcı bir uyum içinde kullanılıyor. Tekstil seçimlerinde ise daha çok ince tüller, şifon ya da tafta gibi sofistike kumaşlar tercih ediliyor. Yastık ve örtülerde kullanılan ipek saçaklar, el işlemeleri, kristal taşlar dönem insanlarının lükse ve ihtişama olan tutkusunu yansıtıyor. Eğer evinizde bu stili yansıtmak istiyorsanız, klasik şamdanlar, işlemeli koltuk şalları ve süslü aksesuarları sade mobilyalarla kombinleyerek kullanabilirsiniz. 1920'lerde sanat. Yararlı müzik kavramı Bertolt Brecht'in sanatı daha geniş çevrelere yayma, eğitim amacıyla kullanma görüşünden kaynaklanmıştır. Sanat sanat içindir felsefesinden çıkıp halk için sanat kullanılabilir, yararlanabilir sanat kavramları gelişmiştir. Müziğin karmaşık boyutlara ulaştığı, dinleyici ile bestecinin arasına uçurumlar girdiği ileri sürülür. Artık amatör müzisyenlerin de yorumlayabileceği, yazılışı, tekniği yalın, dinleyip anlaması kolay bestelerin yapılması gerektiği savunulur. 1920 yılında Londra Kraliyet Dans Akademisi kurulur. Gelin şimdi de hep birlikte 1920 yılının icatlarına ve o dönemde çevrilen filmlere bakalım. Öncelikle 1920'li yıllarda bulunan icatlara bir göz atalım. FM radyo geliştirildi. Edwin Howard Armstrong tarafından FM radyo geliştirildi. Elektrik mühendisi Armstrong'un elektromanyetik ve elektrik alanında yaptığı icatlar çok önemlidir. Fakat onun belki de hepimiz tarafından bilinen icadı, geniş aralıklı yayın yapan FM radyo bandıdır. Yara bandı. Evet, yanlış duymadınız. Yara bandı da bu yıllarda icat edildi. Earl Dixon, özellikle mutfak işlerini yaparken karısının çok sık elini kestiğini görüp karısı için bir gazlı bez ve selovant yardımıyla ilk yara bandını yapmış ve bu icadı zamanla çok tutulmuştur. Bu icat bugün evde, işte ve okulda tüm ilk yardım çantalarında bulunan bir malzeme haline gelmiştir. Blender fikri de ilk defa bu yıllarda ortaya çıktı. 1922 yılında Stephen Poplowski, termos benzeri cam bir kutunun tabanına metal dönen bir bıçak koyarak blender fikrini ilk ortaya atan kişidir. 1932'de bu fikrini tasarım haline dönüştürmeyi başarmıştır. 1935'te Fred Waring ve Frederick Osus adlı iki girişimci dostu Poplowski'nin fikrini geliştirerek büyük bir ticari başarı kazanmışlardır. 1922 yılında Alman fizikçi Arthur Kohn radyo dalgalarıyla Amerika'ya fotoğraf gönderdi. Fax böylece doğdu. 1924 yılında ilk kurutuculu çamaşır makinesi ise 1924'te üretildi.
Çamaşır makineleri sürekli gelişerek günümüzdeki halini aldılar. 1926 yılında Fransız Ramon et Zoller tetanos aşısını geliştirdi. 1900'lerin ilk çeyreğine kadar tetanos virüsü ölümcül olabiliyordu. Herhangi bir pasta objenin açtığı küçük bir yaradan içeri giren virüs, binlerce insanın ölümüne yol açabiliyordu. Zoller'dan sonra tetanos virüsü de insanoğlunun zekası karşısında tarihteki yerini almıştır. Çok şükür ki ne güzel. 1926, İskoçyalı John Logie Baird ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti. Ve diğer icatlar elektrikli testere, iç sıvı yakıtlı roket, benzinle çalışan testere turbojet motoru oldu. 1920 yılının icatlarına bir daha bakacak olduğumuzda, tekrar hatırladığımızda FM radyo, yara bandı, blender, fax, kurutuculu çamaşır makinesi, tetanoz aşısı, televizyon, radar cihazı, elektrikli testere, iç sıvı yakıtlı roket, benzinle çalışan testere, turbojet motoru bu yıllarda ortaya çıkmıştır. Gelin şimdi hep birlikte 1920 yılının filmlerine bakalım. Yumurcak filmi, 1921 yapımı. Şafak, 1927 yapımı. Jenny Dirac'ın Tutkusu, 1928 yapımı. Kameralı Adam, 1929 yapımı. Altına Hücum, 1925 yapımı. Safety Last, 1923 yapımı. Sherlock, 1924. Doktor Caligari'nin Muayenehanesi, 1920. Potemkin Zırhlısı, 1925. Endülüs Köpeği, 1929. Operadaki Hayalet, 1925. Haksan, 1922. The Mark of Zorro, 1920. Caz Şarkıcısı, 1927. Mezarını Derin Kaz, 1920 yapımı filmlere örnek.